Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde basit makineleri göreceğiz. Daha doğrusu basit makinelerden birkaçını, kaldıraç ve makaraları göreceğiz. Arkadaşlar basit makineler nedir, günlük yaşamda ne işe yarar? Bunları da e, konularımızın içerisinde öğrenmiş olacağız. Ama sırayla önce kaldıraçlar ve makaraların ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar basit makine deyince basit makine deyince e, ne işe yaradı çok önemli bizim için. Ve kavramlara da çok dikkat etmemiz gerekir. Mesela işe yaramak kavramından kasıt buradaki fiziksel anlamda bir işse eğer hiçbir işe yaramaz diyebilirsiniz. Çünkü basit makinelerde arkadaşlar işten kazanç yoktur. Bu Bunu bilmeniz gerekir. Yani bir işi yapmak için kolaylık sağlar. Bir çuvalı sırtınızda merdivende taşırsınız binanın tepesine ya da bir çuvalı bir makara yardımıyla binanın tepesine çıkarırsınız. Neticede yapılan iş nedir? Çuvalın binanın tepesine çıkma işidir. Bu durumda arkadaşlar ne oldu? Aynı işi yaptınız. İşte makara kullanarak biraz daha işi kolaylaştırmış olduk. O yüzden arkadaşlar basit makineler günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayan araçlardır basit makinelerde arkadaşlar kuvvetin uygulama noktası değiştirilebilir yani basit makineler kullanarak kuvvet farklı şekilde uygulanabilir kuvvetin yönü değiştirilebilir yani kuvvetten kazanç yoldan kazanç sağlanabilir işten kazanç yoktur bunları söylemiştik Mesela arkadaşlar bunların bu, bu ifadelerin hepsini ayrı ayrı göreceğiz zaten. Önce biz şu iş nedir onu anlayalım. Arkadaşlar iş neydi fiziksel olarak? Kuvvet çarpı o cisme o cismin yer değiştirmesiydi. İşte arkadaşlar fiziksel olarak iş budur. Yani bir kuvvet uygulanacak. Bu kuvvet o cisme bir yer değişikliği kazandıracak ve bu uygulanan kuvvet zaten bu yer değiştirme doğrusu üzerinde olması gerekiyor. İşte fiziksel anlamda iş budur. O yüzden arkadaşlar, işten kazanç yoksa, işten kazanç yoksa, kuvvetten kazanç sağlandığı durumlarda yoldan kayıp kayıp yaşanacaktır. Ya da yoldan kazanç sağlandığında da kuvvetten kayıp yaşanacaktır arkadaşlar. Şimdi bunları bu mantığa bakarak basit makinelere inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar kaldıraçlar bizim için önemli. Şöyle bir kaldıraç düşünelim. Burada bir yük var. Yükün ağırlığı P. Şimdi normal koşullarda siz böyle bir yükü yerden kaldırmak için ne yapmanız gerekir? Bu taş diyelim işte yük diyelim. Yükeyi düşe yukarıya doğru bir kuvvet uygulamanız gerekirdi. Peki arkadaşlar kaldıraç kullanarak bunu bu şekilde çevirmeye çalışsak ya da döndürmeye çalışsak ya da dengelemeye çalışsak uygulayacağımız kuvvetin yönü ne taraf arkadaşlar? Düşey aşağı doğru. Demek ki bu makine bir kere bu kaldıraç bu bir basit makinedir. Bu kaldıraçta kuvvetin yönü değişti. Kuvvetin yönü değişti arkadaşlar. Peki kuvvetin yönü değişirken İşten kazanç var mıydı arkadaşlar? Hayır. Hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur. F çarpı x diyelim. Arkadaşlar şimdi işten kazanç olmadığı için eğer kuvvetten kazanacaksak yoldan kayıp yoldan kaybedeceksek kuvvetten kazanç olacak. Yani ne demek? Daha küçük kuvvetle eğer bu cismi kaldırıyorsanız daha uzun yol alıyorsunuz demektir. Bunun anlamı bu. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar kuvvetin uygulama noktası burası. Destek burası. Yükte de burada bindirmiş P ağırlığını. Diyelim ki diyelim ki sistem dengede olmuş. Tork eşitliğine göre yük çarpı yük kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu eşit olmak zorunda. P çarpı Y P çarpı x. Arkadaşlar eğer x y'den büyükse yani burası uzunsa arkadaşlar kuvvet küçülür. Kuvvet küçülse ne demek? Kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç varsa ne olur? Yoldan daha kayıp olacaktır arkadaşlar. Şimdi kuvvetten kazanç dediğimiz şey nedir? Onu da anlayalım tabii ki. Kuvvetten kazanç demek ne demek arkadaşlar? Yük bölü kuvvet demektir aslında. Kuvvet kazancı Arkadaşlar Şimdi kuvvet kazancı Yük ve bu yükü uygulanan Dengelemek için uygulanan Kuvvet demektir. Kuvvetten kazanç Yük bölü kuvvet oranı arkadaşlar Birden büyükse vardır. Yoksa bire eşitse kazanç yoktur. Birden küçükse de kayıp vardır diyeceksiniz. Yani o zaman mantık ne arkadaşlar? Ee, uyguladığınız kuvvet yükün değerinden daima küçük olması lazım bir makinenin kuvvetten kazanç sağlatması için. Basit makinelerde kuvvet kazancı uygulanan kuvvetin cismin ağırlığından küçük olduğu durumlarda vardır dedik. Biraz önce zaten bunu ifade ettik arkadaşlar. Kuvvet kazancının da yük bölü, yük bölü kuvvet olduğunu bulduk. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi burada kaldıraçların bazı türlerini görüyoruz. Bakın burada kaldıracın bu da bir kaldıraçtır. Destek nerede arkadaşlar? Tam ortada. Bakın burada destek burada destek burada. Yani destek yük ile kuvvet arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Yükün destek ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçlar var bize bu şekilde. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Sistem dengedeyse arkadaşlar kuvvet çarpı kuvvet yolu yük çarpı yük yolu ya da kolu fark etmez eşit olmalı. Peki x büyük y olduğuna göre arkadaşlar x büyük y olduğuna göre kuvvet küçük yük büyüktür o zaman kuvvetten kazanç var mıdır arkadaşlar bu sistemde kuvvet kazancı var mıdır yani yük bölü kuvvet birden büyük müdür evet çünkü kuvvetin değeri bu yükün değerinden küçük arkadaşlar o zaman kuvvet kazancı söz konusudur Şimdi bu tip e, soru bu tip sistemlerde kuvvet kazanç varsa yoldan da kayıp olacaktır. Mesela el arabası ceviz kıracağı bunlara örnek diyebiliriz. Şimdi burada kuvvet yük ile destek arasında olan bir kaldıraç. Mesela sistem dengede ise kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu şeklinde yazalım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. X mi büyük? Y mi büyük? Yani Y X'ten büyük. O zaman arkadaşlar Y büyükse uygulanan kuvvet yükten büyük. Yani burada arkadaşlar kuvvet kazancı yoktur. Kuvvet kazancı yok. O zaman arkadaşlar başka bir şeyden kazancımız olması lazım kuvvet kazancı yoksa arkadaşlar yoldan kazanç vardır. Yani daha kısa sürece daha kısa sürede cismi yer değiştiriyorsunuz demektir. Yoldan kazanç vardır. Mesela bu tip aletler maşa cımbız. Arkadaşlar düşünün maşa ve cımbız şöyle bir alet biliyorsunuz. Şimdi uyguladığınız kuvvet bir birimlik sıkıştırırsanız maşanın ya da cımbızın ucu birden daha fazla 2 birim, 3 birim gibi bir yol alır. Biz de bunu isteriz zaten. Dolayısıyla arkadaşlar günlük yaşamda yine faydası olan bir araç. Yani işi yapma kolaylığı sağlar. İşten kazanç sağlamasa da. Şimdi arkadaşlar kaldıraçlardan sonra makaralara bakalım. Makaralarda da yine benzer şekilde e, uygulanan kuvvet arkadaşlar e, yükü dengeliyor olduğunu düşüneceğiz. Mesela bu makarada P yükü var. Düşey aşağı doğru. Uygulanan kuvvet de bu şekilde. Sistem dengede ise arkadaşlar. Bakın bu ipteki gerilmeye dikkat edin. İp her yerde aynı gerginliğe sahip. F eşittir. P şeklinde ifade edelim. Yani kuvvetle yük birbirine eşit. O zaman basit makinede sabit makarada kuvvet kazancı yok. Kuvvet kazancı yok. Peki kuvvet kazancı yoksa niye bu makarayı kullanıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar burada kuvvetin e, yönü değişiyor. Mesela bu yükü kaldırmak için düşey yukarıya doğru bir kuvvet uygularsınız normal koşullarda. Ama bu makarayı kullanarak kuvvetin yönü değişir. Yani aslında buradaki espri nedir arkadaşlar? Kuvvetin yönünün değişmesi. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de makaranın ağırlıklı olup olmamasıdır. Şimdi burada şu makarayı buraya indiriyorum. Uygulanan kuvvet F, asılan yük arkadaşlar P olsun. F ile P bu durumda birbirine eşittir. Eğer makara ağırlıklı olsaydı, makara ağırlıklı olsaydı arkadaşlar bu sefer uygulanan kuvvet F yük P ise şimdi dikkatli izleyelim. Makaranın ağırlığı da arkadaşlar G olsun. Şimdi buradaki makara ağırlığı kuvveti etkiliyor mu? Hayır. Makaranın ağırlığı sadece buradaki ip gerilmesini etkiler. Yani F artı P artı G şeklindedir. Bu nedenle arkadaşlar bu makara ağırlığı kuvveti etkilemediği için kuvvet kazancını da etkilemez. Yani kuvveti bir birim çektiğimizde yük yine bir birim yükselir. Kuvvet kazancı yok. Makara ağırlığı olsa da olmasa da bu eşitlik değişmez arkadaşlar. Kuvveti bir birim hareket ettirdiğinizde yük de bir birim hareket eder. İşte arkadaşlar bir anlatmak istediğim ifadeyi zaten burada anlatmışız. Şimdi makara sabit ve hareketli ise ne olur? Arkadaşlar hareketli makara önemli. Şimdi bu hareketli makarada uyguladığımız kuvvet düşey yukarıya doğru olsun. İpteki gerilme kuvveti arkadaşlar sistem dengede ise F olsun. Aynı ip olduğu için burada da F'dir. O zaman düşey yukarıya doğru arkadaşlar 2F'lik bir kuvvet var. Düşe aşağı doğru ne vardır? P ağırlıklı yük var. Şimdi sistem dengede ve makara ağırlıksız olduğuna göre 2F eşittir P. Yani buradan çıkacak ilk sonuç nedir? F eşittir P bölü 2. Kuvvet yükten küçük. Yani arkadaşlar ne vardır? Kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı varsa kuvvet kazancı varsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Yoldan kayıp olacaktır. Şimdi kuvvet kazancı değerini bulalım. Yük bölü kuvvette. Kuvvette P bölü 2 idi. 2. Arkadaşlar kuvvetten kazancı 2 olduğuna göre yoldan kayıp da 2 olacak. Bunun anlamı şudur. Eğer siz bu kuvveti h kadar çekerseniz yoldan kayıp olacağı için bunun yükselme miktarı h bölü 2'dir. Başka bir değişti arkadaşlar. İşten kazanç olmadığından Bakın kuvvetin yükün yaptığı iş P çarpı H bölü 2 o zaman arkadaşlar kuvvetin yaptığı işte P H bölü 2 olmalı. E, kuvvetin değerini ne bulmuştuk biz? P bölü 2. O zaman P bölü 2 çarpı H dersek gördüğünüz gibi yapılan işler birbirlerine eşittir. Eğer makara ağırlıklı olsaydı ne olurdu? Sorusuna cevap verelim arkadaşlar. Makara ağırlıklı olsaydı arkadaşlar burada tabii ki kuvvetin değeri değişecekti. Mesela kuvvet F olsun. Yükün değeri P olsun. Arkadaşlar makaranın ağırlığı da G olsun. Karışmaması için. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Önce sistem dengede olduğuna göre bakın bu ipteki bütün noktaların gerilme kuvveti aynıdır. Yukarı yönlü 2F aşağı yönlü P artı G'dir. O zaman F nedir? P artı G bölü 2. Yani arkadaşlar bu değere göre kuvvet yüke de eşit olabilir. O yüzden kuvvet kazancını kuvvet kazancı olmayabilir, olabilir vesaire Ama koşullar ne olursa olsun koşullar ne olursa olsun eğer buradaki kuvvet h kadar yükseliyor ise hareketli makarada mutlaka arkadaşlar yük h bölü 2 yükselecektir. Sebep çünkü çekilen haş yüksekliğinin yarısı makaranın dönmesi için yarısı da yükselmesi için harcanır. Dolayısıyla makara ağırlıklar olsa olduğu durumlarda arkadaşlar Olsa da olmasa da kuvvet haş kadar çekilirse yük haş bölü 2 kadar yükselecektir. Makara haş bölü 2 kadar dönecektir. Olay bu. Demek ki arkadaşlar hareketli makarada eğer makaranın ağırlıksız olduğu kabul ediliyorsa e, zaten kuvvetten kazanç vardır ve 2 kattır. Yine haş çekerseniz kuvveti yük haş bölü 2 yükseliyordu. Makara ağırlıklı olursa yine haş çekildiğinde haş bölü 2 yükseliyor fakat Kuvvetin değerinin değişeceğini buradan görmeniz gerekiyor. Örneklerde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi birden fazla hareketli makara ve sabit makara ile kurulan sisteme palanga denir arkadaşlar. Palanga sistemlerinde de kuvvetten kazanç olursa yükten e, yoldan kayıp olacaktır. Mesela bu palanga sisteminde arkadaşlar uygulanan kuvvet F. Bakın ipi takip ediyorsam bakın F burası da F burada F burada F yani gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında e, şuradaki bakın buradaki şurada F bura F burası F 4 F'lik bir kuvvet bir yükü dengeliyor ne yaptık dengeleyen yük ip sayısını artırdığımız için gerginlik sayısına kuvvet sayısı da arttı o zaman Burada arkadaşlar F eşittir P bölü 4 yazabiliriz. Kuvvetten kazanç kuvvetten kazanç yük bölü kuvvet olduğu için arkadaşlar 4 çıkar. Demek ki yoldan kayıp da 4'müş. O halde arkadaşlar demek ki burada palanga sistemlerinde palanga sistemlerinde makara ağırlığı yoksa mutlaka kuvvetten kazancımız artıyor. Mesela şöyle bir palanga sistemini ben kurayım arkadaşlar. diyelim ki kuvvet buradan uygulandı şu şekilde şuraya temas etmesin. Şöyle olduğunu düşünelim. Bunu da tevana asalım. Bunları da buradan birleştirelim. Bakın şurası biraz yamuk oldu evet. Şuraya da yükü asıyorum. Burada uyguladığım kuvvet F. şimdi arkadaşlar burada kuvvet kazancı var mıdır? Varsa ne kadardır sorusuna cevap vereceğim. Bakın burası kuvvet Aynı pol olduğu için burası da F. Aynı pol olduğu için F, F. Dikkat edin burası ne olur? Bu ikisi F ise burası da 2F olacak. Şurada 2F var. En alttaki makaraya 4F'lik bir gerilme kuvveti uygulanmış oldu. Bu da zaten P'yi dengeliyorsa F eşittir. P bölü 4 bulunur. İşte vinçlerde görürsünüz arkadaşlar. Oldukça çok makara ve ip kullanılır. Çünkü kaldırdıkları ağırlıklar çok fazla olduğu için arkadaşlar kuvvet kazancını artırmaya yönelik işlemlerden biridir bu. Şimdi de arkadaşlar biraz uygulama alanı yapalım. Mesela bu analiz kısmını yapalım. Vücudumuzdaki kemikler, eklemler arkadaşlar aslında birer basit makinedir. Dolayısıyla arkadaşlar Dolayısıyla bu basit makinelerde, bu basit makinelerde kuvvet kazancı olan var, olmayan var vesaire. Şimdi onlara bakacağız. Hangilerinde kesinlikle kuvvet kazancı olduğunu tespit ederek ne, ne zaman kesinlikle diyor bakın, bunu görselin ayarındaki kutucuğa tık işareti koyunuz diyor. Şimdi arkadaşlar, çenemizde kuvvetten kazanç var mı acaba? Bakın burası destek. Burası yük. Ağzımızla dişlerimiz arasında yük var. Burada kuvvet var. Şimdi şu mesafeleri bilmediğimiz için arkadaşlar kuvvetten kazanç olup olmadığı ile ilgili bir e, sonuca varamayız. Şimdi ayağımızı düşünelim. Destek burada. Yük. Bakın şu bile e, bileğimizle ayağımızı bastığımız yere biniyor. Kuvvet de şu kaslarımız sayesinde yukarıya çıkıyor. Yani adeta şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, şöyle bir kaldıraç gibi düşünebilirsiniz. P, F. Arkadaşlar şimdi burada burada kuvvetten kazanç olup olmadığını tespit etmeye çalışacağız. Şimdi burada kuvvet kuvvet burası. Yük de burası olduğuna göre, destek de burası olduğuna göre Kuvvetten kazanç gördüğünüz gibi e, kuvvet daha büyük olduğu için olmalıdır. Mesela burada destek var, kuvvet buradan uygulanıyor, yük de burada. Demek ki arkadaşlar yani e, yükün e, yükün destekle desteğin dışında olduğu bir daha doğrusu kuvvetin yükle destek arasında olduğu bir kaldıraç O yüzden burada kuvvet kazancı yoktur. Onu da şöyle ifade edelim arkadaşlar. Destek burası. Uygulanan kuvvet burası. Yük burası. O zaman burada da yine kuvvet kazancı yok. Makas eğer bu mesafeler eşitse arkadaşlar kuvvet kazancı olmaz. El arabası arkadaşlar yük bu şekilde destek burada zaten. Dolayısıyla kuvvet de burada olduğu için kuvvet kazancı kesinlikle var. Maşa Arkadaşlar, maşa da kazancın olup olmadığı ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Hatta yoktur. Çünkü destek burada, yük burada. Yani buna benzer. Bu durumda kuvvet kazancı yoktur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar diyor ki, şekildeki hareketli makara P yükü ve F kuvvetiyle dengeleniyormuş. F kuvvetinin uyguladığı ip haş kadar yukarı çekiliyormuş. F kuvvetinin uygulandığı ip haş kadar yukarı çekiliyor. Makaranın tur sayısı ve yükselme miktarının nelere bağlı olduğunu doldurunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada kuvvet yukarıya doğru çekildiğinde makara da tabii ki hem dönecek hem de yukarıya doğru çıkacak. H artar ya da azalırsa H artar ya da azalırsa Tabii ki makaranın yükselme miktarı arkadaşlar h bölü 2 olduğu için doğrudan artacaktır. Dönme miktarı da öyle. O yüzden yükselme miktarını etkiler. Makaranın tur sayısını da etkiler. H yükselme miktarı artarsa mesela bu da artar, bu da artar. Kuvvetin büyüklüğü makaranın yükselme ya da tur sayısını etkilemez arkadaşlar kuvvetin büyüklüğü, yükün büyüklüğüyle doğru orantılı biliyorsunuz. P yükünün ağırlığı da makaraların yükselme ve dönme sayılarını etkilemez. Arkadaşlar e, yarı çapı yükselme miktarını etkilemez. Ama tur sayısını etkiler. Çünkü mesela H bölü 2 kadar dönmüştür diyelim bir makara. Yarı çapı R ise farklı tur atar. Yarı çapı 2R ise aynı h bölü 2'de farklı tur atar. Makaranın ağırlığı arkadaşlar yine yükselme ve tur sayısını etkilemez. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. İkinci soruya gelelim. P yükü F kuvveti ile dengededir. F kuvvetinin uygulandığı ip h kadar aşağı çekiliyormuş. Buna göre P yükünün yükselme miktarı mesela bunu haş kadar çektik diyelim. Bunun yükselme miktarı ne kadardır arkadaşlar? Tabii ki haş kadar. Yükselme miktarı ve makaranın tur sayısının nelere bağlı olduğunu bulunuz. Haş kadar da bu dönecektir. Yani arkadaşlar yükselme miktarı kesinlikle kuvvetin uygula, uygulanan kuvvetin hareket miktarına bağlıdır. Yani bunlara bağlıdır tur sayısı da. Ama kuvvetin büyüklüğüne yük, ıı, ağırlığına, yükün ağırlığına, makaranın yarı çapına, makaranın ağırlığına yükselme miktarı bağlı değildir. Ama ve lakin. burada arkadaşlar makaranın yarı çapı önemli. Makaranın yarı çapı büyükse tur sayısı arkadaşlar azal, azalır. Bu yüzden arkadaşlar bunlara bağlı değilken tur sayısına bağlıdır. Diyor ki Sistemler dengededir. Buna göre sistemlerin kuvvet kazançlarını hesaplayınız diyor. Arkadaşlar ağırlık önemsiz bağlantı parçaları. Şimdi, makaralar bağlantı parçalarının ağırlığı önemsiz. Burada arkadaşlar kuvvet 3 tane ipe uygulanıyor ve yukarıya doğru 3 lik bir kuvvet var. Aşağı doğru P var. O zaman 3 f eşittir p şeklinde ifade yazarsak f eşittir p bölü 3'tür. Bize ne diyor arkadaşlar? Kuvvet kazançlarını hesaplayın diyor. A seçeneği için. Kuvvet kazancı neydi? Kuvvet yük bölü kuvvet. Yük p. Kuvvet p bölü 3. Sonuç 3. Şimdi B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Burada da kuvvet kuvvet bu ipe uygulansa da 1, 2 yani makaraya 3 tane kuvvet uygulanıyor. Yani 3F eşittir P yazarsak arkadaşlar yine F eşittir P bölü 3 bulunur ki kuvvet kazancı yine A seçeneğindeki gibi 3 bulunur. Burada arkadaşlar toplam 4 tane ipe bağlı gördüğünüz gibi. Yani düşe yukarıya doğru 4 eflik bir kuvvet var. O zaman 4 f eşittir p yazarız. Bu durumda f eşittir p bölü 4 ise kuvvet kazancı da arkadaşlar 4'tür. Burada arkadaşlar D seçeneğinde buradaki ip sayısına dikkat edin. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5'lik kuvvet olursa arkadaşlar o zaman 5 tane 5 tane F şurası da F arkadaşlar. P'ye eşittir. O zaman F eşittir. P bölü 5. O zaman kuvvet kazancı ne olur arkadaşlar? 5 olur. E seçeneğinde dikkat ederseniz kuvvet bu ipi gerginlik kazandırmış. Toplam burası 2F. Burada 2F 4. Burası 4. Burası da 4 ise 8 F'lik bir kuvvet eşittir P ise arkadaşlar. F eşittir. P bölü 8. Kuvvet kazancı da 8. F'ye bakalım arkadaşlar. F seçeneğinde kuvvet, 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 kuvvet. Gördüğünüz gibi burası 3F olur. 3F makarayı geçtim. 3F burası 3F. Toplam 9F en alttaki makarayı dengeliyor. Eşittir P dersem arkadaşlar bu durumda F eşittir P bölü 9 olur. Kuvvetten yani kazanç eşittir 9 bulunur. Şimdi buraya devam edelim. Burası F. Makarayı geçiyorum. Dikkatle izleyin arkadaşlar. Burası önemli. Bakın burası da F. Burası da F. Yani aslında şurada 2F var. Üstteki ipte toplam nedir? 3F var. 3F buraya geldi. Bakın burası 3F. Burası da 3F. O zaman burada 6F'lik bir gerginlik yarattı. Burası 3, 3, 3. Yani 9. Şuradaki üstteki ip gerilmesi 9. Yani burası 9. Makaraya geçtik 9. O zaman burası nedir? 18 F'dir arkadaşlar. Sonuç 26 F eşittir P arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki kuvvet kazancı da 26'dır. Burası F, burası F, 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 F. F. Sonuç buraya 2F, 2F ve buraya da 4F'lik bir kuvvet uygulanıyor. 4F P'yi dengelediği için kuvvetten kazancı da 4 olacaktır arkadaşlar. Ağırlığı önemsiz, eşit bölümlü çubuk üzerine konulan 2P ağırlıklı cisim F kuvvetiyle dengededir. Sistemde kuvvet kazancı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu kaldıraç sistemlerinden biri yani bir basit makine. Ağırlığı önemsizmiş. Yani burada sadece yükün ağırlığını dikkat edeceğiz. Değeri de 2P. Destek noktası burası. Kuvvetin arkadaşlar yükün destekle kuvvet arasında olduğu bir basit makine yani kaldıraç. O zaman tork eşitliğine göre bulalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu 2, 4, 6. Eşit olmalı yük çarpı yük kolu yani 2. Sonuç itibariyle arkadaşlar F eşittir 4P bölü 6. Sadeleştirme yaparsak 2P bölü 3 olur. Şimdi soru ne? Kuvvetten kazanç ne olur sorusuna gelelim. Kuvvet kazancı eşittir. Yükün değerine dikkat 2P. Kuvvetin değeri 2P bölü 3. Sonuç itibariyle kuvvetten kazanç 3'tür. Arkadaşlar kuvvetten kazancın 3 olması demek yoldan kaybında 3 olması demektir. Yani anlamı şu. Siz bu yükü bir birim yükseltmek için siz bu yükü bir birim yükseltmek istiyorsanız kuvveti 3 birim çekmek zorundasınız anlamında. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli KL çubuğu üzerinde P ağırlıklı cisim ve F kuvvet büyüklüğündeki kuvvet şekildeki gibi dengededir. P ağırlığındaki cisim ve kuvvet dengededir. Bunların oranını soruyor. Tork eşitliğine göre yapabiliriz. Bu da bir kaldıraç arkadaşlar. F çarpı kuvvetin kolu 3 birim eşittir. P çarpı 1. F nedir? P bölü 3'tür. Dolayısıyla arkadaşlar P bölü F oranı ne olur sorusuna cevap ararsak tabii ki P bölü F oranı 3'tür. Ağırlığı 2P olan eşit bölmeli çubuk. Ağırlığı 2P olan eşit bölmeli çubuk. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Ağırlığı var çubuğun. 2, 4, 6, 7. 2, 3,5 yani şurası o zaman. Ağırlığı 2P olan eşit bölmeli türdeş çubuk. Üzerine şekildeki gibi P ağırlıklı cisim konuluyor. Cismin bulunduğu konumdan 2H yükselmesi için F kuvveti ne kadar çekilmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar soruda çubuğun ağırlığının 2P olmasının bir önemi yok aslında. Niye? Bize alınacak yol soruluyor çünkü. Alınacak yolda çubuğun ağırlığının önemi yok. Nasıl ki arkadaşlar sabit makarada mesela sabit makarada P yükü dengelenirken mesela FP F bir birim çekildiğinde ya da H kadar çekildiğinde P de H kadar yükseliyor Bu makaranın ağırlığı çok fazla olsa da ya da olmasa da bu değerler değişmiyordu. İşte yükselme miktarında cisim bulunduğu konumdan itibaren cisim bulunduğu konumdan itibaren 2H yükselmesi arkadaşlar. Şöyle yapalım kuvvetin ne kadar yükselmesi sorusunun cevabı bunun ağırlığıyla ilgisi yok. O zaman sanki çubuk ağırlıksızmış gibi düşünerek yapabiliriz. Bu birinci yöntem. Mesela F çarpı 4 eşittir P çarpı 1 F eşittir P bölü 4. O halde kuvvet P bölü 4 ise arkadaşlar kuvvet kazancı 4'tür. Yani anlamı şu eğer kuvveti 4 birim çekerseniz e, yük 1 birim yükselir. O zaman diyor ki bize cisim bulunduğu konumdan 2 h yükselmesi için bunun 8 h çekilmesi gerektiğini buluruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir e, çubuğun ağırlığıyla bir ilgisi yok. Ya da şöyle geometrik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi destek burada olsun. Bir üçgen çizeceğim. Üçgende benzerlik kuralına göre de yapabilirsiniz. Şöyle ki, e, yükün bulunduğu kısım burası olsun. Arkadaşlar, yükün bulunduğu kısımın desteği olan, bakın burası destek de hatırlarsınız. Bir birim. Şurası da bir iki üç birim. Bir iki üç birim. Şimdi diyor ki soruda. Burası 2 h olursa burası kaç H olur? E, benzerlik 1'in 4'e oranıysa burası da 8 h olur. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şekildeki ağırlıksız kaldıraç çubukları F kuvveti ve 150 Newton ağırlığındaki G cismiyle yatay dengededir. F kaç Newton'dır? Arkadaşlar bu birden fazla kaldıracın oluşturduğu bir sistem. O yüzden kuvvetin buradaki desteğe göre torkunu alalım. Buradaki ip gerilmesini de T diyelim. Bunu bulmakla başlayalım. Kaldıraçların çubukları ağırlıksız. F çarpı 3D eşit olacak. T çarpı 2D. T nedir arkadaşlar? 3 F bölü 2'dir. T'nin değeri 3F bölü 2. Şimdi buraya göre tork alıyorum. 3F bölü 2 çarpı 2D eşittir. Bunun ağırlık değeri G. Desteğe göre tork alırsak G çarpı D'dir. O halde arkadaşlar F'nin değeri nedir sorusunun cevabı F eşittir G bölü 3. F eşittir G bölü 3 şu şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Ama sorunun cevabı hala bitmedi. F kuvveti ve 150 Newton ağırlığındaki G cismi dediği için G yerine 150 yazıyorum. 150 bölü 3 eşittir. 50 Newton bulunur sorunun cevabı. Destekler üzerine konulan eşit bölmeli düzgün türdeş xy çubukları ve p ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir. Şimdi arkadaşlar bu kaldıraç sisteminin dengede olmasının nedeni bakın bunun torkunu dengeleyen çubuğun bir ağırlığı var. Türdeş olduğuna göre 2 4 6 mesela çubuğun ağırlığı arkadaşlar gx olsun. Desteğe göre torkunu alıyorum çarpı 2 gx çarpı 1. O zaman gx eşittir 2p şeklinde yazarız. Bu 2p'ymiş. Şimdi bu 2 4 6 8 yani buradaki g'nin ağırlığı arkadaşlar g'ye burası. Desteğe göre tork alıyorum. Bu p'nin ve bu p'nin Desteğe göre torklarını yazıyorum. P çarpı 2 P çarpı 1 2 çarpı G O zaman arkadaşlar G nedir? 3 P bölü 2'dir. Sonuç itibariyle arkadaşlar sonuç itibariyle X, X çubuğunun ağırlığının Y çubuğunun ağırlığının oranını sorduğuna göre 2 P'nin 3 P bölü 2'ye oranını soruyor. Bunun da değeri 4 bölü 3'tür. Yukarıdaki kaldıraçlardan hangileri yük, kuvvet ve desteğin yeri bakımından aynı tip kaldıraçlardır diye sorulmuş. Şimdi el arabasını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi el arabası bir kere tekerleğinin bulunduğu yerde arkadaşlar ne vardır? Destek vardır. Yük bu araya konulur yük burası. Şimdi burası destek. Burası da kuvvet. Demek ki arkadaşlar el arabasında kuvvet ve desteğin arasında yük bulunuyor. Maşa arkadaşlar maşa da gördüğünüz gibi e, destek burası. Kuvvetler burası. Yük de burasıdır. Yani arkadaşlar maşa da yük dışarıda Yükle destek arasında kuvvet var. Şurası P. İkisi birbirine benzedi mi? Hayır. Makas. Şimdi makastaki olay nedir? Destek ortada. Kuvvetler nerede arkadaşlar? Dikkatle izleyelim. Kuvvetler burada. Destek burada. Yük burada. Yani arkadaşlar burada artık söz konusu yük destek burada yük sağda kuvvet de solda. Peki bu hangisine benzedi? de desteğin ortada olduğu bir şey daha henüz bulamadık. Cımbıza bakalım. Cımbız cımbız da böyle bir şey. Destek burada arkadaşlar. Kuvvetler burada. Yük de burada. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi maşa ile cımbız aynı. Kuvvetler ortada, yük sağ tarafta. Bunlar arkadaşlar birbirinden farklı kaldıraç tipleridir. Basit makineler için kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar basit makineler işten kazanç sağlamaz. Basit makinelerin iş kolaylığı sağladığını söyleriz ama kazanç söz konusu değildir arkadaşlar kuvvet kazancı olabilir. Bu durumda yükten kayıp vardır. O yüzden bu yanlış. İş yapma kolaylığı sağlar. Bu doğru. Zamandan tasarruf olabilir. Kuvvetten ve yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir. Hem kuvvetten hem de yoldan kazancı aynı anda olmaz arkadaşlar. O yüzden o zaman işten kazanç olur. Bu yanlış bir ifade. Kuvvetten kazanç sağlaması zaten basit makinelerin görevi gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden 2, 3 ve 5 diyebiliriz. K ve L cisimleriyle eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi eşit bölmeli türdeş çubuk demiş. Ağırlığı var mı arkadaşlar? Onunla ilgili bir şey yok. Yoktur dememiş. 2, 4, 5. Yani çubuğun ağırlığı burada olsun arkadaşlar. Buna da G diyorum. Şimdi tork eşitliğine bakalım. L çarpı 3 G çarpı 1 bölü 2 Eşit olmalı. K çarpı 1 K çarpı 2 3K 3L G bölü 3. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası G bölü 2 pardon G bölü 2. Gördüğünüz gibi dengeyi yazdık. Şimdi burada arkadaşlar ee, dikkat ederseniz burası burası G bölü 2. Burası 3L burası 3K. Şimdi L ile K'nın eşit olma ihtimali var mı? Ancak çubuğun ağırlığı sıfır olursa eşit olur. O zaman eşit olma ihtimali yok. Peki bakın ikisi de 3 ile çarpılmış olmasına rağmen 3K bunun yanında G bölü 2'yi de ekleyerek ancak denge sağlayabiliyor. Demek ki arkadaşlar K'nın değeri L'ninkinden büyüktür. Yani K'nın kütlesi L'ninkinden fazladır ifadesi doğrudur çubuğun kütlesiyle k'nın kütlesini ya da L'nin kütlesini karşılaştırmamız bu denklemde mümkün değildir arkadaşlar. Yalnız bir doğru cevabımız. Arkadaşlar ipteki gerilme kuvvetinin kaç P olduğunu soruyor. Bakın yükün değeri P. F eşittir P. Gördüğünüz gibi buralar P P'den 2P. Şimdi P ağırlıklı makara diyor makara ağırlığı P. Toplam nedir? 3P. Aşağı doğru 3P var. Yukarıya doğru ip gerilmesi varsa ipteki gerilme kuvveti 3P'dir. Ağırlığı 5 Newton olan makaralar ile 15 Newton'lık cisim şekildeki gibi dengededir. Bakın burada dikkat edilmesi gereken şey makaraların ağırlığıdır. Kuvvetle ipteki gerilmeyi soruyor. Ağırlığı 5 Newton olan makaralar. Unutmadan şuralara makaraların ağırlıklarını yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki cismin ağırlığı da var burada. Şimdi makara ağırlığı 5 Newton Makara ağırlığı 5 Newton Cismin ağırlığı 15 Newton Makara ağırlığı 5 Newton Şimdi şuradan başlıyorum. Uygulanan kuvvet F arkadaşlar. Bu ipi F kadar geliyor. Bu ip de F'dir. Makaraya geçiyoruz. Bu ip de F'dir. Dolayısıyla arkadaşlar en alttaki makaraya en alttaki makaraya gördüğünüz gibi düşey yukarıya doğru 2F aşağı doğru da 5 Newton ve 15 Newton'lu kuvvetler etkiliyor. 2F eşittir. 20 ise F nedir arkadaşlar? 10 Newton'dur. Demek ki kuvvetin değeri 10. Şimdi şu parçaya dikkat edelim. Arkadaşlar düşey yukarıya doğru düşey yukarıya doğru ip gerilmesi neyi dengeliyor ona bakalım. 1. Makaranın ağırlığı olan 5 Newton'a sağında ve solunda 2 tane kuvvet vardı hatırlarsanız. Kuvvetin değeri de 10 Newton'dı. O yüzden T eşittir 10, 20, 25. 25 Newton bulunur. Şekildeki sistemde P ağırlıklı cisim ve P ağırlıklı K ve L makaraları var. Mesela bu makaranın ağırlığı da P. Bu makaranın ağırlığı da P'ymiş arkadaşlar. Ve denge varmış. K makarası ok yönünde bir tur dönecek şekilde çekildiğinde L makarası kaç kez döner diyor. Şimdi arkadaşlar K makarası bir tur dönerse aslında buradaki ip 2 pi R çekilmiştir. Bu 2 pi R çekilirse bu da 2 pi R çekilmiştir. O zaman yarı çapı 2 R olan makaranın Dönme miktarı Pire. Yükselme miktarı da Pire'dir diyebiliriz. Arkadaşlar tam merkezinde de yük asılı. K makarası ok yönünde bir tur dönecek şekilde çekildiğinde L kaç tur atar diye. Şimdi burası L'ydi arkadaşlar. Şimdi L Pire'ye kadar döndüğüne göre bakın kuvvetle yükle hiç ilgimiz yok dikkat ederseniz. Bir tur dönseydi 2 pi çarpı 2 r'ye kadar dönmesi lazımdı. Bu en kez döndüğünü farz edelim. Ve bu en kez döndükten sonra da değeri pi r olsun. Çünkü pi r'ye kadar döndüğünü biliyoruz ya. En eşittir. Pi r'ler sadeleşirse arkadaşlar 1 bölü 4 bulunur. Şekildeki düzenekte P yükünün h kadar yükselmesi için F kuvvetinin bağlı olduğu için olduğu ip ne kadar yer değiştirmelidir diyor. Arkadaşlar P yükünün h kadar yükselmesini istiyoruz. Şimdi o zaman makaranın da aslında merkezinin h kadar yükselmesini istiyoruz. Makaraların merkezi h kadar yükselmesi için h kadar da dönmesi lazım. O zaman kuvvet arkadaşlar 2h kadar çekilirse eğer yük ve yük e, yukarısı kadar yükselir diyebiliriz ağırlığı önemsiz makaralar ile kale cisimleri f1 ve f2 kuvvetleri ile şekildeki gibi dengededir. dengede eşit miktar çekildiklerinde K ve L cisimleri sırasıyla xk xl yer değiştiriyor bunun sonucu nedir diyor arkadaşlar bakın buradaki kuvvet haş kadar çekildiğini farz edelim. Aslında burada bu hareketli makaranın merkezi haş kadar çekiliyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Yani tersten düşünürsek bakın burası x kadar çekilseydi makara x bölü 2 kadar dönerdi ve x bölü 2 kadar da yer değiştirirdi. x bölü 2 kadar da yer değiştirirdi. İşte x bölü 2 eşittir h ise x eşittir 2h. Yani arkadaşlar yani eğer bu kuvvet h kadar çekilirse buradaki yük 2h kadar yer değiştirir. Gelelim buna. Kuvvet h kadar çekiliyorsa bu ip de h kadar yükselir. Hareketli makara h bölü 2 kadar yükselir. L de H bölü 2 kadar yükselir. Bu durumda arkadaşlar bu durumda L de H bölü 2 kadar yükseleceğine göre ee, bize sorulan şey K'nın yer değiştirmesiyle K'nın yer değiştirmesiyle L'nin yer değiştirmesinin oranı nedir diye sorulmuş. O da 4 olur. Şimdi arkadaşlar burada sorumuz şu kuvveti dengelendiğine göre diye F kaç P'dir? Nereden başlayalım? En alttan başlarım. Makara ağırlıkları ihmal ediliyormuş çünkü. Bakın burada 2P varsa aynı ip olduğu için burada da 2P vardır. Bu iki ip makarayı aslında aşağı doğru 4P ile geriyor ve şu makarayı dengeleyen ipin değeri 4P'dir. 2 de bu yükten geleceği için aşağı doğru toplam bu makara 6P ile çekiliyor. Bu makara iki tane ip tarafından dengelendiğine göre burası 3P. 3P yine bir makara iki tane ip tarafından dengeleniyorsa arkadaşlar burası da 3P bölü 2. Bakın kuvvet aynı kuvvet. ip aynı ip. 3P bölü 2 eşittir. F şeklinde ifade ederiz. Yani F'nin değeri 3P bölü 2'dir arkadaşlar. P ağırlıklı özdeş makaralar. Bakın burada makaralar ağırlıklı. F ile dengelendiğine göre kuvvetin büyüklüğü nedir? Bakın burada kuvvetin büyüklüğü F ipteki gerilme kuvveti F anlamındadır. Bakın burası F. Burası F. Burası da F. Gördüğünüz gibi toplam şuraya 3 F'lik bir ip gerilmesi. 3F'lik bir ip gerilmesi oluşuyor. Peki bu makaraların bir önemi yok mu? Yok arkadaşlar. Bunlar üstteki ipleri gerer. Bizi ilgilendiren burası değildir. Şimdi düşey yukarıya doğru 3F'lik bir ip gerilmesi var. Makara ağırlığı P'ydi. Bir de 2P'lik yük var arkadaşlar burada. O zaman 3F eşittir 3P'ymiş. O zaman F eşittir P bulunur. Bu soruda da F kuvvetiyle dengededir diyor. Her bir makaranın ağırlığı 2P olduğuna göre G yükü nedir diyor. Arkadaşlar şimdi burada 2P'lik bir yükü aslında bu ipi geriyor. Aynı ip olduğu için burası yine 2P'dir. Bakın 2P, 2P makara ağırlığı, 2P bir de buradan geliyor. Toplam bu ipi geren kuvvet 6P'dir. Aynı ip olduğu için burası da 6P Şimdi gelelim şu parçaya. Burası nedir arkadaşlar? 2P. Şimdi bu makaraya en soldan 2P, en sağdan 2P, ortadan 6P'lik bir kuvvet uygulanıyor. Aşağı doğru cismin ağırlığı G, her bir makaranın ağırlığı 2P olduğu için 2P de bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi dikkat edelim. G yükünün değerini soruyoruz. Yukarıya doğru ne oldu arkadaşlar? 10P. Aşağı doğru G artı 2P. G artı eşittir 8P şeklinde buluruz arkadaşlar cevabımıza. Bu soruda her bir makaranın ağırlığı P olduğuna göre F eşittir. Kaç P'dir diye sorulmuş. Bakın burada da en alttan başlamak mantıklı. Çünkü yükün değeri P, makaranın değeri P, toplam 2P. İplere paylaştırılırsa arkadaşlar P, P. Makara ağırlığı P, yük P, 2P, P, P. Burası da P ise bakın yine 2P olacak. Yine iplere P, P bilecek o zaman f eşittir p p'dir. Arkadaşlar böylece kavrama sorularını çözdük. Size de artık pekiştirme sorularını çözmek düşer. Bir sonraki derste görüşmek üzere.